Arkadaşlar, bu haftaki videomuza da hoş geldiniz. Bu hafta sizlere kalorifer tesisatı projelendirmesinde pratik yöntemler hakkında biraz bilgiler vereceğim. Geçtiğimiz hafta kullanılan, standart olarak kullanılan kalorifer tesisat projelendirmesini görmüştük. Hatırlayacağınız gibi bir takım tapular yardımıyla bir oda içerisindeki pencerenin, kapının, bunların coğrafi olarak konumlarının kuzeyde mi batıda mı olduğuna göre onların metrekarelerindeki ısı kayıplarını tek tek hesaplamıştık. Bunun için her bir sistemin ısı taşınım katsayıları, iletim katsayıları veya da ısı direnç değerleri, U dediğimiz birleşik ısı dirençleri bulunarak bunlardan ısı kayıplarını bulmuştuk. Toplam ısı kayıplarına bir takım artırımlar sonucunda en son net ısı kaybını hesaplamıştık. Bu ısı kayıplarına göre de aynı ısı kaybını içeriye verecek kalorifer tesisatı tasarımında bunları tercih edecektik. Kalorifer tesisatı projelendirmesinde bir takım pratik yöntemler vardır arkadaşlar. Bunlardan hemen 2-3 tane pratik yöntemimiz var. Bunlardan ilk ikisini sizlere paylaşacağım. Bu pratik yöntem bir de bölge ısı kayıp katsayıları ve bina durumu göz önüne alınarak oda alanına göre yapılan hesaplama işlemidir. Bu yöntemde ısı hesabı aşağıdaki sıralamaya göre yapılmaktadır. Bu sıralama şu şekilde arkadaşlar. Isıtıcı elemanın tesis edileceği yani radyatörün yerleşeceği odanın alanı ve oda yüksekliği hesaplanır. Oda hacmi metreküp başına ülkemizdeki şehirleri bölgelere bölünmüş. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge diye. Bu tabi iklim şartlarına göre bölgeler arkadaşlar. Atıyorum birinci bölgede yer alan bir şehrimizin metreküp başına saatte 30 kilo kalori ihtiyaç olduğu, İkinci bölgede metreküp başına saatte 45 kilokalori ihtiyaç olduğu, üçüncü bölgede ise metreküp başına saatte 60 kilokalori ihtiyaç olduğu. Burada da anlaşılacağı üzere üçüncü bölge en soğuk iklimin geçtiği bölgelerken, ikinci bölge biraz daha ılıman, birinci bölgede daha çok böyle ılıman iklimin olduğu yerler anlaşılıyor. Çünkü metreküp başına ısı ihtiyaçlarının birinci bölgede en az, üçüncü bölgede de en çok olduğu gözüküyor. Değerlendiren ısı kaybı yapılacak dairenin bölge durumuna göre yukarıdaki değerlerden biri seçilir. İllere göre derece gün bölgeleri TSS-825 standartından belirlenmiştir. Yani bu standartlarca belirlenen bölgelerin iklim şartlarına göre ısıl değerleri, yani metreküp başına ihtiyaç olan ısıl değerleri ilerliyor. Eğer ısıtılacak mahal, bodrum, teras ya da çatı kat ise yukarıdaki değerlere ek olarak 15 kilokalori saat zam eklenir. Yani bulduğunuz değere 15 kilokalori daha ekliyorsunuz. Bu da niye arkadaşlar? İşte çatı kat, bodrum kat, teras kat bunlar daha çok böyle zemine yakın olan veyahut da dış atmosferde rüzgara daha maruz kalan, ısı kaybının daha fazla yaşanacağı bölgelerde ekstra zam yapılır. Bu pratikte de zaten öyledir. Gözlemlediyseniz arkadaşlar, petek boyları orta dairelerde işte atıyorum toplam 4 metre ise çatı katta ve bodrum katta bunun işte 4 metre 20 santim, 4 metre 50 santim gibi aralıklarda olduğunu görürsünüz. Buradaki zam otomatikmen hangi yöntem kullanılırsa kullansın devreye girmek zorunda arkadaşlar. Buradaki bahsedilen standart 2008 yılında yayınlanan bir standartı görüyoruz. Örneğin birinci bölgeyi hatırlarsanız 30 kilokalori bir metreküptü saatte. Adana, Antalya, Aydın, Hatay, Mersin, İzmir, Osmaniye gibi bölgeler burada yer alıyor. İkinci bölgelerde ise arkadaşlar Sakarya, Adıyaman, Amasya, Bartın, Batman, Giresun, Diyarbakır, Kocaeli, Mardin, Sinop, Düzce, Trabzon, Yalova gibi buradaki birçok ilin yer aldığını görüyorsunuz.
Üçüncü bölgede ise arkadaşlar Afyon, Aksaray, Bingöl, Isparta, Uşak, Niğde, Malatya, Karabük, Karaman, Çankırı, Burdur gibi yerler gözüküyor. Dördüncü bölgede ise en soğuk bölgeler yer alıyor. Burada bir örnek yapalım. Bu örnekte arkadaşlar İstanbul'da, İstanbul ikinci bölgede yer alıyor. Dört katlı bir binanın ikinci katında 5x5 yani 25 metrekare ve kat yüksekliği 2,8 metre olan bir salondaki ısı kaybı nedir diye pratik bir soru sormuş. İlk başta odanın hacmini hesaplıyoruz. Taban alanı çarpı yükseklikten 70 metreküp civarında çıkıyor. Bu 70 metreküp ikinci bölgede ısı kaybı değeri 45 kilo metreküp başına saatteki 45 kilokaloriydi. O zaman 70 metreküp hacimle bu değeri çarptığınızda arkadaşlar metreküpler birbirine götürür. Salondaki ısı kaybının bizim 3150 kilokalori metre saat olduğu ortaya çıkar. Şimdi burada az önce de söyledim. Kalorifer tesisatlarında bu kayıpları bulmamızın amacı ne? Biz bu kayıp değere göre arkadaşlar ne belirlememiz lazım? Oraya o derece o kaybı bizi karşılayacak ısıl bir sistem kurmamız lazım. Bunu ister kombiyle koyun, ister klimayla sağlanın, ister UFO ile ısıtın. Yani ısıtıcı kaynağınız ne olursa olsun bizim o odada yaşamsal faaliyetleri rahat sürdürebilmemiz için koşulları sağlıklı koşullarda daha rahat yaşayabilmek için en az 3150 kilokalori saatte ısı verecek bir ısıtıcıya ihtiyacımız var. Şimdi bunu yorumlamasını yine şuradaki yazılan şekilde bir daha okuyalım. 3150 kilokalori saat ısı kaybı olan bir oda için şayet bir kalorifer tesisatında radyatör seçimi yapacaksak bu istenilen oda sıcaklığı değerine göre üretici firma kataloglarından bakarak seçebiliyoruz. Örnek olarak biraz sonra buradaki örneği göreceğiz. A firmasından 20 TR 600 radyatör modelini seçtik. Kombi çalışma sıcaklığı aralığı 90-70 olarak kullanmayı düşünüyoruz. Burada bir yanlış ifade var. Kombilerde arkadaşlar 90-70 değil 65 ile başlar. O yüzden 70-50 veyahut da 65-50 gibi olabiliyor. O yüzden burada bir ifade yanlışlığı var. Burada normal kalorifer sistemi olarak düşünün. Burada oda sıcaklığının 20 santigrat derece olmasını istiyoruz. Tabi bu bizim isteğimiz de değil arkadaşlar. Size şurada bir tablo göstereceğim. Bakın. Buradaki tabloda tesisat projelerinde kullanmak için iç hava sıcaklıkları var. Bu tablo genel bir tablo. Burada yöntem 2'de ifade edilmiş ama öyle algılamayın. Mesela burada oturma odası salonlar 22 derece, yatak odası 20 derece, antre WC mutfak 18 derece, banyo 26 derece, merdiven 10 derece olarak hesaplanıyor. Hesaplamalarımızı buna göre yapmamız lazım. Burada örnek olarak denmiş ki işte ben 20 derece istiyorum. O da özel bir istek olabilir. Bu gördüğünüz gibi konutta o şekilde ama işte başka bir iş yeri merkezindeki bir salon olabilir. Orada farklı sıcaklık olur, laboratuvar olur. Oralarda farklı değerler olur. Ona göre gidiyor. Burada mesela 20 dereceyi seçmiş. 20 TR 600. Burada arkadaşlar 600 bizim peteğin karşıdan baktığımız zaman yükseklik değeri. Yani peteğin boyu diyebiliriz. Yani uzunluğu değil de yükseklik yerden yükseklik değeri. Bu size kalmış. Ben kullanacağım, tesisat döşeyeceğim yerin konumu, pencere altındaki yükseklik neyse yani pencere altına koyacağız çünkü genel anlamda o yüksekliğe göre petek seçmem lazım. Örneğin benim bulunduğum ortamda mesela pencere altında kalan yükseklik çok dar olduğu için 300'lük bir petek tercih edilmiş. 300'lük de 600'lük arasındaki farka bakın arkadaşlar. 10 derece için tasarlanmış bir peteğin boyu 300 ise verdiği ısı değere bakın 966. Boyu 600 ise 1703. Yaklaşık iki katına yakın bir ısıl veriyor. Yani bir metresinin bize verdiği
ısı değeri. Demek ki arkadaşlar neymiş? Yani bu zaten ısı transferinde amaç nedir arkadaşlar? Isı transferinde yüzey alanını artırdığınız zaman vereceğiniz ısı değeri de bir o kadar artar. Isı transfer işlemlerinde amaç yüzey alanını artırmaktır. Bunu zaten daha önce de ifade etmiştim. Burada da zaten o vurgusu, onun vurgusu yapılıyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 20 derece istenmişti. 20 dereceden aşağı indik. Seçtiğimiz petek modelinden sağa doğru çektik. Bizim o özellikteki bir peteğimiz 20 santigrat dereceye tasarlanmış. Bu iç yapısının tasarımıyla alakalı bir unsur. Orada ısı transferi yüzey alanını artıracak şekilde kıvrımları artırıyorlar veya azaltıyorlar. O sistemin kendine has bir üretim tekniği var. Ona göre üretiliyor. Bu bir metresinde 1389 kilokalorilik ısı veriliyor. Bu kataloglarda arkadaşlar şeye dikkat etmeniz lazım. Bazen buradaki değerler watt cinsinden verilebilir. Kilokalori cinsinden verilebilir. O da tablonun başlığında yazar zaten hangi cinsinden verildiği. Şimdi burada devam ediyorum. Seçtiğimiz modele baktık. Dendi ki 1 metre radyatör 1389 kilokalori saat verimde çalışıyormuş. O modeldeki bir radyatör. Bana ne kadar ihtiyaç var? 3150 kilokalori. Acaba ne diyeceğiz arkadaşlar? Doğru orantı yapıyoruz değil mi? İşte 1 metresi 1389 kilokalori veriyorsa x metresi 3150 kilokalori verir diyoruz. Oradan işlemi yaptığımızda bize zaten bölmemiz gerektiğini ortaya çıkıyor. Bizim bulduğumuz ihtiyacımız olan kilokaloriyi 1 metre PTM verdiği kilokaloriye böldüğümüz anda bizim o salon için gerekli olan kaloriferin boyu metre cinsinden çıkıyor. O da nedir? 2,27 metre olarak. Yani burada şu anlamamız lazım. 2,27 metre uzunluğunda 20 TL radyatör model bizim o ortamı 20 derecede sabit tutabilmek için yeterli olacaktır. Nere için? İstanbul için. Nasıl bir yerde? Ara katta olan bir yerde. Bakın zamlı yok. İkinci katta. Nasıl bir odaya sahip olan bir yerde? Odamız 25 metrekarelik bir alana sahip. Ve yüksekliği 2,8 ise, yani odamızın hacmi 70 metreküp ise, ben o odaya arkadaşlar bu yönteme göre 2,27 metrelik petek tercih edebilirim. Hangi peteği? İşte katalogdan baktığım 20 TR600 model olan peteği. Burada da zaten görüyorsunuz. Şuradaki kodlamayı ben bu şekilde yazdım. Her firma farklı farklı kodlama yapar. Bu da zaten bir firmanın kataloğundan alınmış değerler arkadaşlar. Isı tesisatında tabii dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar var. Yani o hususlara dikkat ederek işlemleri yapmamız lazım. Bu hususlar neler arkadaşlar? Şimdi onlara bakıyoruz. Madde madde durumu değerlendireceğiz. Şimdi ilk maddemiz kombi tipine göre çalışma sıcaklığı aralığı yoğuşmadan kazanç sağlamak için düşük tutabiliriz. Normalde arkadaşlar kalorifer sistemleri 90-70. Bu 90-70 ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani ben pratik olarak şöyle diyorum. Kazandan 90 derece su çıkabiliyorum maksimum. Çünkü suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece biliyorsunuz. Altında olacak. Eğer ben 90 derece kazandan çıkıyorsam petekleri dolaşıp geldikten sonra kazana 70 derecede girmesini farz ediyorum. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Yani biz kalorifer tesisatlarında bu pompalama sistemlerini, sirkülaj pompasındaki sistemi, boru çaplarını, sistemi otomatik devreye sokan şalterleri, bunu verecek şekilde ayarlanan sistemlerdir. Yani biz 20 dereceyi ısıyı oradaki mekana atıttığımızı farz ediyoruz, düşünüyoruz. Pratikte de onu yapacak sistemler geliştiriyoruz. Yani radyatör, nerede olsun, kalorifer tesisatlarında olsun.
Şöyle örnek vereyim. Mesela kalorifer sistemlerinde isterseniz suyu sürekli dolandırırsınız, değil mi? Sürekli dolanması, suyun kalorifer sisteminde dolanması ne sağlıyor? Bir önceki videomuzda, dersimizde vardı. Sirkülasyon pompaları sağlıyor. Bu sirkülasyon pompaları sürekli devrede çalışır vaziyette olsa arkadaşlar bir takım basınç olur. Bir, sürekli basınçlı bir su sistemde bir sıkıntıya neden olabilir. İki, ısı transferi için gerekli süre kalmaz. Düşünürsenize sürekli dolaşıyor. Sürekli dolaşan sistemler aslında ısı almak için kullanılan sistemlerdir. Yani mesela bir yeri soğutmak istiyorsanız oradan sürekli arkasından soğuk bir akışkan geçirirsiniz ki o malzeme sürekli soğuk kalsın, içeriden sıcağı çeksin gibi mesela. Bu bizim amacımız nedir? Sıcak bir suyu gönderip soğuk olan, nispeten ona göre soğuk olan bir ortama ısı transferi yoluyla ısının geçmesini istiyoruz. Bu nedenle sirkülasyon pompası sürekli çalışırsa bu ısı transferi için ayrılacak olan süreyi azaltır. 20 derece ısıyı atamaz. 5 derece atar, 3 derece atar, o da işimize gelmez. Yani 90-80 gibi çalışır o zaman. 90-85 gibi çalışır örneğin. Ha, bazen sistemler böyle çalışabilir. Hani her zaman 90 çıkmaz zaten, onu da söyleyeyim. Bazen kış ortamı şartına göre 40 da yakar, 50 de yakar, 30 da yakar. O anki şarta göre değişir. Zaten hava sıcaksa arkadaşlar su fazla soğumadan gelir. Bazen o aradaki marj 20 değil de 10 olur, 15 olur. Demek ki değişebilir. Ama burada sirkülasyon pompasının sürekli çalışması, birincisi sürekli sistem basınç halinde olursa mekanik sıkıntılara neden olabilir. Bu bir. İki, ısı transferi için gerekli süreyi sağlamamış olursunuz. Üç, basınç altında biliyorsunuz özellikle sıcak sularda kavitasyon olayı yaratabilecek sistemlere neden olabilir. Özellikle dönemeçlerde, işte vanalarda bu takım sıkıntılar olabilir. 4. Sürekli bir sirkülasyon pompasının çalışması sürekli elektrik harcamasıdır. Maliyeti artırmanın yanı sıra o pompayı sürekli elektrik geçirirseniz içerisinden elektrik devresinde aşırı ısınmaya, zaten sıcak suda çalışan bir sistem, aşırı ısınmaya neden olur. Bu da pompa arızalanmasını daha yakına çeker. Maliyetleri artırır. Bu gibi mahsulları vardır. O yüzden pompalar böyle sürekli çalışmaz. Ara ara durup sistemin 90-70'e göre ayarlandığı haline göre 20 derecelik ısıyı verecek şekilde tasarlanır, çalışır arkadaşlar. Tabi bu zaten ileriki maddelerde de göreceğiz. Bunu sağlayabilmesi için bir defa kalorifer peteğine gidene kadar sudaki ısının da en az kayba uğrayacak şekilde gitmesi lazım. Buna uygun yalıtım, işte tasarım gibi bir takım sistemleri de düzgün kurmamız gerekir. Eğer diyor 70-55'teki radyatör verimi düşeceği. Şimdi radyatörler de arkadaşlar zaten satılırken kombi radyatörü işte veyahut da genel geleneksel radyatör 90-70-70-55 gibi satılır. Kazanç sağlamak için diyor düşük tutarsanız ne gibi mahsullar olacak? Şimdi bunu ifade ediyor. 70-55'i çalıştırmak isterseniz eğer 70-55'teki radyatör verimi düşeceğinden radyatör boyunu uzayacaktır. 70-55'lerin 90-70'e göre daha az ısı, bir saatteki ısı verme kapasiteleri daha az. Eğer 90-70'lik bir sistemde 70-55'lik bir petek tercih ederseniz diyor, daha fazla petek boyuna ihtiyaç duyacaksınız. Onu ifade ediyor. 75-65 gibi düşük tutarsa radyatör fiyatları da makul olması nedeniyle radyatör boyları artmasıdır. Zaten pratikte bu sistemler 90-70'te çalışmaz. Ortalama 75-65'te çalıştıkları için üreticilerden radyatörlerini 70-55, 75-65 gibi ısı tabloları istenmektedir. Ve buna uygun petek seçimi önem arz ediyor. Yani işin özü ısı tesisatında dikkat etmeniz gereken biri peteği düzgün seçmeniz.
Neye göre düzgün seçeceksiniz? Isıtmadaki kullanacağınız sistemin özelliğine göre. Yerleşim için ısı kaybının en fazla olduğu yer pencere hatları seçilir. Ve petekler genel anlamda pencere hatlarına kurulur ama dikkat edilmesi gereken bir hususta hesaplanan bu değerlerin etrafı açık radyatörler içindir. Eğer radyatörlerin bir kısmı kapalı konumda kalacak ise radyatörün üstüne mermer koyma, radyatörün iç içine yerleştirme, radyatörün hasır kutu içine alma ve benzeri hesaplanan değerlere ekleme yapılmalıdır. Çünkü bazen estetik açısından işte o binayı tasarlayan mimar petekleri ortada gözükmemesi adına bir niş gibi veyahut da pencere altlarını genişletip altına koyacak şekilde yapabiliyor. Bu gibi durumlarda normal hesaba göre hesaplanan petek ısı kayıpları çok olacağı için daha fazla petek dışarıda kalacağı için üstü kapalı olacağı için bunlara diyor ekleme yapmalısınız. Bu durumda radyatör ısı verimleri %80'e kadar düşebiliyor. O şekilde yapılan tasarımlarda radyatörler içeri gömük şekilde yapılan tasarımlarda ısı verim %80'e kadar düştüğü gözlemleniyor. Örneğin radyatörün ön kısmında masa veya koltuk, üst kısmında pencere parapeti içerisine kalıyorsa %15 kadar kapasiteyi artırmamız lazım. Yani atıyorum 1 metre ise onu %15, 1.15 metrelik petek kullanmanızda fayda var. Bu artırım radyatörleri engel teşkil edenlerin konumlarına göre değişebilir. Yani o ölçü orada engel teşkil ediyorsa başka bir konuma bir radyatör konarak bu odanın ısıtması stabil hale gelebilir. Radyatörler mümkün oldukça zemine yerleştirilmelidir. İdeal yerleştirme için radyatörün duvardan açıklığının 4 cm, yerden yüksekliğinin ise 6 cm olması yeterlidir. Dilim sayısı, bu eski petek döküm radyatörler dilim hesabı vardı arkadaşlar. Dilim sayısı 20'den fazla olan döküm radyatörlerde ve uzunluğu 1,5 metreden fazla olan panel radyatörlerde şu an kullanılan alüminyum panellerden bahsediliyor. Dönüş branşmanı radyatörlerin öteki ucundan çapraz bağlantı alınmalıdır. Bağlantılar biliyorsunuz genelde evlerinizde de takip edin. Atıyorum sol taraftan bağlıysa alttan ve üstten şeklinde oluyor. Ama petek boyu bu kadar uzun olursa deniyor ki bunun en doğrusu işte sol tarafta karşınıza aldığınızda peteği şöyle çizeyim mesela. Kalem alayım. Şu peteğimiz olsun. Normal şartlarda arkadaşlar buradan giriş buradan çıkış şeklinde bağlantılar yapılıyor. Ama deniyor ki eğer 1,5 metreden fazla olursa peteğimizin boyu deniyor ki şuradan girsin alttan toplansın. Söylemek istediği o. Çapraz bir şekilde sunsun. Bunun amacı şu. Orada bütün peteğin içerisinde suyu dolacak şekilde sistemi kurmak. Çünkü dar kanallar su dolaşırken engel direnç olduğu zaman sıkıntıya neden olabilir. Bazen yarısı soğuk olabilir peteğinizin. Bu gibi durumlarda engel olma adına çaprazdan işlem yapmanız öngörülüyor. Burada ise örnek iyi görüyorsunuz. Bu örneğimizde arkadaşlar yine İstanbul bölgesi tercih ediliyor. İkinci bölgede yer alıyordu. İkinci bölgemiz 45 kilokalori metreküp başına saatte ısıya ihtiyacı vardı. Bu defa da arkadaşlar ikinci katı değil, bu örnekte ise çatı katını referans alıyoruz. Şimdi çatı katını referans aldığımıza göre ne yapıyoruz? 15 kilokalori ekleyecektik zaten çıkan sonuca. Şimdi yine odamızın ebatı aynı. 25 metrekare alana sahip. Yükseklik 2.8. Buradan hacim 70 metreküp çıkıyordu. İkinci bölgedeki ısı kaybı 45 kilokalori bölü metreküp saatte arkadaşlar. Çatı nedeniyle ilave ısı kaybı değeri 15 kilokalori. Biz 45'i artı 15 eklediğimizde 60 kilokalori yapıyor. 60'ı da 70'le çarparsanız 4200 kilokalori saat olarak sonuca ulaşıyoruz.
4200 kilokalori saat ısı kaybı olan bir oda için radyatör seçimi kombi çalışma sıcaklığı aralığında istenen oda sıcaklığı değerine göre üretici formülden çıkarak veririz. Kataloglardan bakalım. Mesela kaçta 20 dereceye bakacağız. 4200 yine aynı PT'yi seçeceğiz. Şuradan yine aynı PT'yi seçeceğiz. O da 1389 arkadaşlar saatteki vereceği ısı verimi. Bu nedenle çıkan sonucu 4200'ü 1389'a böldüğümüzde 3 metre 24 santimlik yaklaşık pardon 3,024 metrelik bir değer ortaya çıkıyor. Tabii bu kadar uzun olduğu zaman biz bunları tek seferde kullanmıyoruz. Normalde üretim olarak bunlar mümkün. İstediğiniz ebatta üretebilirsiniz. Bir önceki kurallarda hatırlayacağınız gibi 1,5 metreye geçerse bağlantıyı o zaman çapraz olarak yapmanız gerekiyor. Yani ikisini de soldan veya ikisini de sağdan değil, birini soldan üstten diğerini çapraz olarak sağ alttan yapmanız gerekiyor. Eğer mekanınız uygunsa bunu yapabilirsiniz ama mantıklı olanı bu tarz durumlarda çok metraj çıktığı zaman PT'yi ikiye bölmektir. Bunu ister ikiye bir yaparsınız, isterse iki tane 1,5 metrelik petek koyabilirsiniz. Sonuçta her katalogun, her firmanın petekleri belli standartlarda olabilir arkadaşlar. Özel üretim olmakla beraber işte atıyorum 1,10'luk petek vardır, adamda 80'lik vardır, 1,5'luk vardır gibi gibi. Bu değişebilir. Ona uygun çıkan sonucunuza göre bunu yapabilirsiniz. Bu bulduğunuz bu tarz bir odada siz kendiniz bu yöntemi kendi eviniz ve yaşadığınız bu ülkeye göre deneyebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar yaklaşık sonuçlar verecek tabii ki değerler. Yani esas hesapta ne vardı? Bakın bunda dikkat ederseniz bu yöntemimizde biz tutup da penceremiz ne kadar metrekaresi ne kadar demedik. Veyahut da kuzeyde mi, güneyde mi hesabını yapmadık. Sadece ne yapıldı? Çatıda mı, bodrumda mı yer alıyor? Yoksa ara katta mı? Ona bakıyoruz. Bir de o bölgenin metreküp başına saatte ne kadar kilokalori ısı kaybı yapabileceği iklim şartlarına göre standartlarca belirlenmiş olan tabloya bakıyoruz. Yani bu örnek, yani bu pratik yaklaşım birçok şey aslında ihmal ediliyor. İşte camın varlığı ve bazı evlerde biliyorsunuz cam neredeyse bir duvarı kaplıyor. Mesela onda uyguladığınız zaman bu yöntemde hata payı artar. Ama klasik evlerde bu yöntem uyguladığınızda yaklaşık sonuca ulaşmanız mümkün. Diğer türlü işte bazı durumlarda olur duvar yapısı standart olmaz, daha ince olur, yalıtım olmaz. Bunlar hepsi bu sonucu olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Ama ne yapılabilir? Mesela öyle bir durum söz konusuysa bu yöntemi yapınca ekstra siz de metraj olarak işte 20 santim, 30 santim fazladan petek korsanız o sorunu da o şekilde çözmüş olursunuz. Yani kendi imkanınızda bir tasarım yapıp, tesisat yapıp da bir sistem kurarsanız kat kaloriferli kombi gibi veyahut da farklı ısıtıcılar işte bazen oluyor ki arkadaşlar soba yakılıyor bir yerde mesela o sobadan sıcak su üretilip başka odaları ısıtacak sistemler de var. Biraz internet kurcalarsanız görürsünüz. O gibi yerlerde kaba bir hesap için bu yöntemler rahatlıkla uygulanabilir. Bu yöntemde sadece ne yapıldı? Odanın metreküp cinsinden hacmine baktık. O hacminden bölgenin ısı kayıplarına refer ettik. O ısı kayıplarından da üretici firma PT firmalara bakaraktan en uygun PT'yi seçmiş olduk arkadaşlar. Umarım bu yöntem anlaşılmıştır diye umuyorum. Şimdi ikinci yöntemimiz olan pratik radyatör hesabı 2 diye onu isimlendirdim. Bu yöntemde göreceksiniz bir defa kuzey mi cephe, güney cephe mi, duvar yalıtımlı mı, yalıtımsız mı bir öncekine göre biraz daha detay içeriyor. Bu nedenle bu yöntem arkadaşlar yapılması gereken esas yöntem işte bütün
unsurları ele alınarak yapılması gereken esas yöntemi, en yakın yöntemlerden bir tanesi. Tablolar yardımıyla ısı kayıp hesabının yapıldığı bu yöntem, yukarıdaki yöntemlere nazaran daha iyi bir sonuç alınabilmekte. Kalorifer tesisatı mekanın bütün özelliklerine göre yapılan teknik hesabata en yakın pratik yöntem diyebiliriz. Bu yöntemde kullanılan tablolar şunlardır. Bu yöntemde konuma göre yerleşkenin birim hacmi için gerekli ısı miktarı tablosunu göreceğiz. Bu arada eğer bu konuyla ilgili ödev verdiğimde bu yöntem uygulamanızı isteyeceğim. Onun da ekstra bilgisini vereyim. İkinci tablomuzda mekanın metrekaresine göre belirlenen toplam ısı gereksinimi tablosu olacak. Onu kullanacağız. Bu hesaplamalar sonucu oluşan bir tablo. Mekanın yaşamsal faaliyetler için belirlenmiş uygun sıcaklık değeri tablosunu alacağız. Firmalara ait radyatör katalogları belirleyeceğiz. Daha sonra da bu belirlediğimiz şartları sağlayacak şekilde ısı tesisatında kullanılacak boru çaplarının belirlenmesini yapacağız. Bu beşinci madde bir üstte de aynısı uygulanabilir. Aynısını tekrar vermemek adına bunu bu yönteme kullandım. Anlatmayı tercih ettim arkadaşlar. Biraz sonra örneklerle de zaten göreceğiz. Şimdi önce bir tabloları tanıyalım. Bu yerleşkenin birim hacminin ısı gereksinim tablosu, yani metreküp başına bir ısı gereksinimleri vardı. Bir öncekinde de vardı hatırlayın. Onda bölgelere ayırmıştık. Bunda ise bölgeden ziyade coğrafi konuma göre veyahut da binanın durumuna göre, nasıl ki eğer güney cephede, ara katta camlarımız ısı cam, duvarlarımız yalıtımlı izole ise biz o odada 40 kilokalori bölü metreküp bir ısı kayıp olduğunu farz ediyoruz. Şayet cephemiz aynı özelliklerde olsa bile ne? Cephemiz doğu batı olduğunda bu değer 45'e çıktı. Ancak yine aynı özellikte hem doğu hem batı hem güney var. Tek fark arkadaşlar, camlarımız tek camlı. Yani ısı cam dedikleri değil, çift camlı olan ısı cam dedikleri değil. Tek bir camdan yapıldı ise bu değeri yaklaşık güney cephede 10, batıda da 5. Bu tabloda bir takım değişiklikler olabilir veyahut da eksiklikler olabilir. Ama genel anlamda bütünleşik bir tablo olduğu farz edilir. Diğeri, bakın bir defa çatı kat, bodrum kata geldik. Bu koyulu renkler önemli. Sizler de bunlara dikkat edin hesaplamaları yaparken. Cephemiz güney cephe ama çatı kattaysa bakın 40 yerine 55 yaptık. 15 artırım olmuş, gördünüz mü? Bir öncekinde de zaten 15 artırım yapıyorduk, hatırlayacağınız gibi. Çatı kat veya bodrum katta yer alan ama bakıyoruz ısı camlı veya tek camlı, o değişmiyor. İzole duvarlı ve çatı arası yalıtımlı kısımda biz bunu alıyoruz. Bu kısım aynı zamanda arkadaşlar, bakın ara katta kuzey cepheyi yoktu buraya kadar. Ara kat olup kuzey cephemiz, ara katımız kuzey cepheye bakıyorsa, ısı camlı ve izole duvarlı ise yine 55'i seçiyoruz. Çatı kat güneyde, ara kat kuzeyde 55'i alıyoruz. Doğu, batı ve kuzey cepheli çatı kat veya bodrum katta ise bir defa arkadaşlar bunu 60'a çıkarıyoruz. Ne şartla? Isı camlı olacak, çatı aramız ısı yalıtım olacak, çatıda duvarlar izole olacak. Fakat çatı arası izoleli ama duvar yalıtımsız ise, tek cam daire ise bunlar, burada alacağınız değer 65 oluyor. Ama kuzey cephe ara katta, çatı veya bodrum katta yer alan, hiçbir yalıtımı olmayan, çatı arasında izole olmayan, tek camlı ise burada da arkadaşlar metreküpte 70 kilokalori ısı kaybettiği düşünülerek işlemleri yapacağız. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken hususlar ne? Mesela evimizi çizdik.
Şurası kuzey oldu. Şuralara odamız var diyelim. Şöyle odalarımız var. Şöyle boylu boyunca koridor olsun. Sağ sol oda olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bu taraf doğu olacak. Değil mi? Bu taraf batı olacak. Bu taraf da güney olacak. Şimdi şu odayı referans alalım. Bakın bu odanın bir tarafı doğuya bakıyor. Diğer tarafı kuzeye bakıyor. Mantıklı olan ısı kaybında bunu hangi cephe olarak değerlendirmek mantıklı arkadaşlar? Yani sizlere duyduğumu düşünerekten bakın mantıklı olan nedir? En kötü şartlara göre biz ısı kaybını hesaplamamız lazım. En kötü şartımız burada cephe olarak kuzey. O zaman burada doğuyu değil kuzeyi baz alacağız. Şu bunda neyi alacağız? Bakın güneye bakıyor, doğuya bakıyor. En dezavantajlı kısım güney midir? Doğu mudur? Buraya göre doğudur. O zaman doğuya alacağız. Sırf güneyi ne zaman alırdık? Şurada o da olsaydı. Arada bakın. Bu taraf dışa bakmıyor, bu taraf dışa bakmıyor. Ara oda. Bunu güney alırdık. Şu güney mi batı mı? Tabii ki batı. Şu batı mı kuzey mi? Tabii ki kuzey. Yani alırken arkadaşlar bunlara dikkat edin. Ödevlerinizi yaparken ya da diğer işlemlerinizi yaparken bunu lütfen dikkat edin. Buna göre değerlendirmelerinizi yapın arkadaşlar. Bu tabloya geçiyorum. Daha sonra bu tablo üzerinden yine zaten konuşacağız. İkinci tablomuz ise şu. Biz odamızın metrekaresini biliyorsak, çoğunuz da bilirsiniz. Bilmiyorsanız da zaten ölçerek rahatlıkla bulursunuz. Odamızın metrekaresi, şurada lazerimi alayım. Atıyorum 10 olsun. 10 metrekare bir odam var. Ben bir önceki tabloda benim odamın ısı kaybının o özelliklere göre 55 olduğunu düşünüyorum. 10'dan böyle geldim. 55'ten aşağı indim. Benim o adamın kilokalori olarak ihtiyacı 1490 kilokalori saatte. Saatte benim oraya 1490 kilokalori ihtiyacım var. Şimdi bakın burada 4'ten başlıyor. 6, 7, 5 yok. Dikkat edin. 5 yok. Bakıyoruz. Arada bazı değerler yok. 22'den fazlası yok mesela. Böyle durumda ne yapacağız? Hepinizin başına bu gelecek. Şimdi mesela 22'den fazlası yok. Ne yok? 30 yok. Ne yaparız? 22 ile 8'i değerini toplarız. 45'e baz alalım. 22 2685 iken 8 980 2685 ile 980 toplarsınız. 5 için ne yaparsınız? 20'den 15'i çıkarabilirsiniz. Veyahut da 15'ten 10'u çıkarabilirsiniz. Arada ufak tefek hatalar olabilir. Şey olarak, değer olarak. O önemli değil. Ama yöntem olarak bunu yaparsınız. Ama yaptığınızı eğer ödevdeyse bana bunu o şekilde yaptığınızı göstermeniz lazım. Evet, burada zaten örnekte karşımıza gelirse detaylı anlatırım ama bir daha anlatayım isterseniz. Ara değerler yoksa buradaki mevcut değerlerle o ara değerleri bulacak işlem yapmanız lazım. Toplama ise toplama, çıkarma ise çıkarma arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Burada ise bizim oradaki bulacağımız TESAT projesinde kullanacağımız iç hava sıcaklık var. Biz konuta göre yapıyorsak burayı alacağız. Bir konutta salon oturma odaları 22 derece olması lazım. Yatak odalarının 20 derece olması lazım. Antre mutfak vs tuvalet yani 18, banyo 26, merdiven 10. Bakın banyo ihtiyaca göre nasıl artıyor bakın. Yani bizim genel yaşam tarzlarımıza göre buradaki dereceleri de belirlenmiş konmuş. İş yerlerine bakın standart 20. Fabrikalara bakın. Fabrikalarda montaj yerlerinde aşırı sıcaklık sıkıntıya neden olacağı için 15'te tutulmuş. 18-20 cezaevlerine bakıyorsunuz. Buradaki değerleri referans alarak biz hesaplamamızı yapacağız. Bunu pekala nerede kullanacağız? Bunu bir önceki pratik yöntem 1'de de gördük. Radyatör panellerinin seçiminde kullanacağız. Radyatör panelleri buradaki belirlenen işte sıcaklık değerlerine göre tasarlanmış
kataloglaştırılmış değerlerdir. Biz bu değere göre gideceğiz oradan PT modelini seçtiğimizde ne kadar metreye ısı verdiğini bulup işlemlerimizi öyle sürdüreceğiz. Mesela burada bir Alorco Carrier firmasının zaten kaynak olarak da yapmışız. Radyatörlerinin kataloğuna ait bir değerler. Değerlerimize bakıyoruz. Dikkat edin. Az önce de söylemiştim bir önce. Bu kilowatt olarak da verilir. Kilokalori olarak da verilebilir. Biz kilokalori hesabı yaptığımız için kilokalori olarak bu tabloyu aldık. Bu işte N422 standartına göre tabloylaştırılmış. 70-65 eğer kombili bir tesisat yapıyorsak burayı referans alacağız. Şayet 90-72 kullanacaksak burayı referans alacağız. Biz buradan istediğimiz petek modellerini seçebilmekte özgürüz ve lakin biz bir defa ısı değerini bilmemiz lazım. Tutarda 21 yerine 10'luk bir model seçersek ne oluyor? Bir bakın. En dip değerlerine bakıyorum 900'lere. 21'in 900'ü 1800 ısı verirken 10'un 900'ü 916 ısı veriyor. Biz yanlış petek seçersek daha fazla metre cinsinden petek almak gerekir. Çok büyük petek seçersek burada 3600 gibi o da çok verimli olmaz. Kullanış açısından, görsel açısından da uygun olmaz. O yüzden orta değerler evsel kullanımda daha çok tercih edilmeli arkadaşlar. Mesela 21-22 tercih edilebilir. Mesela burada da genel anlamda zaten 600'lük daha çok kullanılıyor. İşte yere göre, pencere altındaki konuma göre 300-400 olabilir, 500 olabilir. İşte banyolarda daha çok ufak kullanılır. Mesela dikkat edin. Yani genel gözlemlerinizi bir hafızanıza canlandırın. O gibi yerlerde bunları yapabilir. Bu kısım zaten örnekte, bir önceki örnekte de söylemiştim. Burada oda sıcaklıklarınıza bakın ondan başlıyor. Az önceki tablodaki olan sıcaklık değerleri burada da aynen var arkadaşlar. Çünkü hepsi standarta göre belirlenmiş. Yani bu rastgele tablolar değil. Az önceki gösterdiğim tablo belli bir standartlar sonucu ortaya çıkmış ve kabul edilmiş bir tablo. Burada ise arkadaşlar farklı bir firmaya ait, Kalde firmasına ait petek. Bakın burada da metre watt, metre kilo kalori cinsinden 12'den başlamış yine 15, 18, 20, 22, 24 olarak devam eden kısımlar. Yükseklikleri burada buraya yazmışlar. Modelleri buraya yazmışlar farklı olarak. Siz o yükseklik ve modele göre işleri yapacaksınız. Yine aynı mantık. Seçim aynı. Her şey aynı. Burada da yine farklı bir firmanın defa da Baymak'ın arkadaşlar. Burada da tip 10, tip 11, tip 21 diye böyle gitmiş. Burada da bakıyoruz 300'den 900'e kadar yükseklik değerleri var. Burada da arkadaşlar her uzunluğun vermiş. Bakın standart uzunlukları burada koymuş. İşte 400'den başlamış. 3000'e kadar, 3 metreye kadar gitmiş. Burada da 3 metresine karşılık kendileri verilmiş. Tabii ki ne için? Bakın dikkat edin. 20 santigrat derece oda için bu. Ne için? 90-70 için. Burada bakıyoruz. N442 standartına göre tablolaştırmış. Burada ise arkadaşlar son tablomuz yani boru çaplarını hesaplama tablomuz kullanacağımız. Her bir oda için yukarıdaki tablolar yardımıyla toplanan ısı değerleri kullanılarak aşağıdaki tablolardan boru çapları hesaplayabiliriz. İşte bir atıyorum arkadaşlar bizim odanın işte bir örnekte hatırlayın 4000'di değil mi? 4000 nereye geliyor? Bu araya giriyor. Bu arada kullanacağınız boru çapı 3 çeyrek boru çapı. Biz bunları yazarken bu kodları da yazacağız arkadaşlar projelerimize. İşte DN20'lik bir boru kullanacağız. Burada bakıyoruz bu 20, 25, 30'da arkadaşlar çap arkadaşlar çap değerleri. Plastik borular için mesela 15'lik boru çıkardığınızda yarım parmağa denk geliyor gibi düşünün. İşte kolonu hesaplayacaksak mesela bir dairenin ihtiyacı komple hesapladık. Her oda ayrı ayrı hesapladık.
İşte atıyorum 15 bin çıktı. Bakıyoruz 15 bin nereye giriyor? Bu iki aralığa giriyor. Biz DN32 ile oraya kolondan sıcak suyu getirmemiz lazım. Merkez ısıtma ise kaloriferden. Ama merkez ısıtma değilse işte kolektörle dağıtıyorsanız ve her kolektörde dağıtırken kullanacağınız boru çaplarını işte atıyorum bir petek 6000'i kolay kolay geçmez. Hepsini mesela DN15 ile veyahut da 2000'i geçiyorsa DN20 ile her petiği ayrı ayrı götürüyorsunuz. Kolektör sistemlerde biliyorsunuz. O hesabı o şekilde yapmanız lazım. Bu boru çap hesabı daha çok merkezi sistem veyahut da tek kolektörde ana bir borudan her odaya dağıtılan sistemlerde tercih edilen bir hesaplama. Diğerlerinde zaten çok elzem durum olduğunda hesaplamalar ona göre yapılıyor. Ev içerisindeki boru sistemin dağıtılmasında bu tesisata göre bir kısım boru çapları eklenerek belirlenebilmektedir arkadaşlar. Şimdi bu tesisat örneğine geçmeden önce bu haftanın ilk kısmı videosunu burada tamamlayalım. Daha sonraki videomuzda bu kaldığımız yerden devam ederek işlemleri yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.